Dinlediğiniz bu türkü Kayseri yöresine ait. Bu türküyü caz vokalleriyle yeniden yorumlayan ve dünyanın farklı yerlerinde izleyicilerle buluşturan sanatçı ise Hollanda'da yaşayan Karsu Dönmez. Karsu Dönmez'e sahnede eşlik eden, bu türküye notalarıyla can verenler ise Hollandalı müzisyenlerden oluşan bir orkestra. Ben Türk kızı olarak, annem babam Türk, Amsterdam'da doğdum, Hollanda'dan. Ve caz yapıyorum, klasik müzik de yapıyorum ama o müziğin içine Türk müziği de katmak istiyorum ve Türk kültürünü anlatıyorum. Ve şu anda dünyayı geziyoruz, yani Brezilya'da tur yaptık, İndonezya'da, Monaco'da, baya baya çok şehirde. Ve o bütün o şehirlere Türkiye'de, yani Türk kültürü anlatıyorsun, nereye yaşadığını anlatıyorsun. Ya çok benziyor, evet. Şimdi benden çok uzaklardasın biliyorum. Belki bir gün dönersin diye dualar ediyorum. Seni bir daha görsem yeter. İnan ki bu bir ömre bedel, yeter ki bitmesin bu rüya. Karsu Dönmez ve orkestrası aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile nasıl iç içe geçtiğinin canlı bir kanıtı. Kültürlerin birleşmesinin, beraber çalışmanın, birlikte üreterek eğlenmenin tüm unsurları bu sahnede hayat buluyor. Sivil Toplum Diyaloğu programını Karsu Dönmez ve orkestrası müzik ile özetliyor. Domates, biber, patlıcan. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sivil Toplum Diyaloğu programı, 2008 yılından bugüne Türkiye ve Avrupa Birliği toplumları arasında karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve deneyimlerini aktaracak projelere imza atıyor. 350'nin üzerinde projeye hibe desteği veren program, uzak coğrafyaları birbirine yaklaştırarak toplumların kalıcı diyalog kurmalarına imkan sağlıyor. Böylece Avrupa Birliği'nden sivil toplum alanındaki iyi uygulama örnekleri Türkiye'ye taşınıyor. Sivil toplum kuruluşlarının ortak bir şekilde hayata geçirdiği projeler, Kayseri'den Almanya'ya, Gökçeada'dan Sardunya Adası'na, Kula'dan İspanya'ya uzayan bir köprü oluşturuyor. Projeler kimi zaman Avrupa Birliği ve Türkiye arasında kırsal gençlik zinciri oluşturarak, Avrupa'daki ve Türkiye'deki gençleri eğitim kursları etrafında toplarken, kimi zaman da ilköğretim çağındaki öğrencilerin engelli ayrımcılığına yönelik farkındalığını artırıyor. Bu konuları işlediğim için çok memnunum ve engellilere yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Sivil Toplum Diyaloğu programının olmazsa olmazlarından biri olan birlikte yaşama ve kültürel çeşitlilik unsurlarını birleştiren Seyirler Projesi ise sanatçıları Fransa ve Kapadokya'da bir araya getirdi. Ça donne un bénéfice dans le sens où ce qui se passe sur l'instant même des échanges, ce sont comme des graines que l'on sème à travers les personnes, mais aussi d'une façon plus générale à travers le monde, parce que nous sommes une partie de ce monde. Anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalan çocukların daha iyi şartlarda büyümesine odaklanan proje ise Özgürlüğüm. Proje, çocukların oyun ve oyuncak hakkının yaşadıkları ortam ne olursa olsun sağlanmasını hedefledi. Aynı zamanda mahkum annelerle çocukları arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için annelere ve ceza infaz görevlilerine bir dizi eğitim verildi. Çok sinirleniyordum, agresiftim. Şeylere çıktığımdan beri, eğitimlere çıktığımdan beri, yani ben gerçekten çok sakinleştim. Hocalarımız hani öyle sinirlenince kendiniz ayrı bir ortama gidin, ayrı bir ortamda 10 saniye sayın, 10 saniye sonrasında zaten siz fark edeceksiniz dedi. Gerçekten de fark ettim, sinirim gitti. Sonra gidiyorum, oğluma sarılıyorum, öpüyorum. Yani o anda bitiyor.
Sivil toplum diyaloğu projeleri yapılan çalışmaların daha çok kişiye ulaşması için medyaya düşen rolü irdeliyor. Kültürler arası ve siyasi diyalog için vatandaş medyası projesi ile sivil toplum kuruluşlarına çalışmalarını medyaya taşımalarına destek olacak eğitimler verilirken, Mesajınız Var projesinde ise ülkemizde AB uyum sürecinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan örnekler derlendi. İnsan hayatına dokunan kısa filmler sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna taşındı. Bu filmlerden geliştirilen bir belgesel ise CNN Türk'te yayınlandı. Projeler sayesinde Avrupa ile kurulan diyalog, Almanya'dan Trabzon'a uzayan sergilerle de kendini gösterdi. Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği, sanata ilgiyi artırmak için Alman ortaklarıyla geleneksel sanat türleri ve organik boyalar konusunda ortak bir keşfe çıktı. Sivil toplum diyaloğu programı tarımdan balıkçılığa birçok farklı alanda hibe desteği sundu. İtalyan Laura Cicinelli, Seferihisar'a yerleşerek bölge balıkçıları ve İtalyan meslektaşları arasında yakın çalışma fırsatı yaratırken, Gökçeada Belediyesi ile Sardunya Adası, organik yaşamı adada öğrenin diyerek her iki ada sakinlerinin birbirlerinin kalkınma modellerinden faydalanmasını sağladı. Cemile! Buzlarda kaldı Cemile! Geldim. Ya, bir şey 40 kere yap. İzmir'in Karabağlar ilçesinde de toplumun kanayan yaralarından biri olan aile içi şiddetin önlenmesine yönelik bir proje yürütüldü. Kent meydanlarında seyircinin katılımıyla gerçekleştirilen oyunlarla şiddete karşı toplumsal bir bilinç uyandırıldı. Anlamıyorum Osman, ne oldu söylesene. Bir nevi hani insanları bilinçlendirmeye çalıştılar. İnsanların görüşlerini aldılar bu oyunda da. Ya açıkçası güzeldi. Storm and bir tür fırtına bu dönem. Sivil toplum diyaloğu programı toplumun temel yapı taşı olan aile kavramına odaklanan projelere de yer verdi. Denizli Koruyucu Aile Derneği, Hollanda'dan ortağıyla birlikte sevgi dolu bir ailede yaşamak her çocuğun hakkı diyerek yola çıktı. Avrupa Birliği ülkelerindeki sıkça gördüğümüz koruyucu aile kavramını Türkiye'de yaygınlaştırmak için tanıtım çalışmaları düzenlendi. Proje uygulandığı sürede koruyucu aile yanında olan çocukların sayısı %30 oranında artarken dernek çalışmalarını tüm Türkiye'ye ulaştırmayı başardı. Hiçbir mecburiyeti olmadan bana yemek verdiler, su verdiler, yatacak yer verdiler, sıcak bir yuva verdiler, sıcak bir kucak verdiler. Ondan sonra ev verdiler, sevgi verdiler. Yani koruyucu aile benim için her şey aslında. Well, I think what is so important is that all the children that are currently growing up in the institutions, that for them there is, they become more people that want to be foster parents, and that they are not just only foster parents, but that they are working with trained professionals. And I think what we discover here is many very good professionals that are really keen to learn more. Uygulanan projelerle Türk ve Yunan karikatüristler karşılıklı ön yargıları çizimlerine taşıdı. Müzisyenler Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesiştiği Nemrut'ta kültürleri birleştiren bir konser verdi. Altınoluk, Antandros şehrini kurtarma, koruma ve yaşatma derneği ve Proloco Castro ortaklığıyla yürütülen bir projede ise Avrupa-Anadolu ilişkisinin iç içe geçmişliğinin vurgusu yapıldı. We had some firemen from Düsseldorf in Germany who worked with the fire brigade in Kayseri. They were sharing experiences on their practices on fighting fires, but also about safety in the community. And the German firefighters explained how they would go into schools and work with kids to explain to children the importance of being safe. Keeping fire exits clear, for example.
Sivil Toplum Diyaloğu programı tarım, turizm ve çevre alanındaki kalıcı değişimlere ön ayak oldu. Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan Siirt ve Batman Ziraat Odaları'yla Macaristan arasında yapılan çalışma sonucunda modern tarım uygulamalarıyla ilgili eğitim filmleri çekildi. Yanık Ülke projesinde Manisa Kula halkı, Almanya Loş Belediyesi ve Yunanistan Erestos Antissa belediyelerinde bulunan jeoparkların kurulması sürecine dahil oldu. Hasta hekimleri özgürce seçme hakkına sahiptir ve şu anda LÖSEV'in hayata geçirdiği Kanser Kaderimiz Olmayacak projesinde 15 şehirde düzenlenen konferanslara 4000 kişi katıldı. Hastalar evlerine ve hastanelere yapılan ziyaretlerle hastalıktan korunma ve hakları konusunda bilgilendirildi. Projeyle kansere karşı ortak bir mücadele için farkındalık yaratılmaya çalışıldı. LÖSEV benim çok hayatım değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Bir insanın mesela değerinin olduğunu anladım. Bir küçük olsun, büyük olsun. Bir de ne anladım biliyor musunuz? Tam düştüğünüz zaman kimse destek vermiyor ya. Herkes arkasını dönüyor. İhtiyacınız var, bir şey bekliyor. LÖSEV'in tam kucak açmasını, bir aileye sıkı sıkı sarılmasını, yani ne bileyim bir doktorun, bir hemşirenin iyiliğini, bir ev sıcaklığını ben LÖSEV'de buldum. Bu yani gerçek olan bir şey. All I had in my mind that time when I read these grateful words, I knew everything's gonna be fine, nothing left. Sivil Toplum Diyaloğu programında engellilere yönelik de birçok proje gerçekleştirildi. Her şey haklar için, haklar herkes için projesinde engelli ve engelsiz bireyler bir araya getirilerek birlikte yaşama pratikleri geliştirildi. Ayrımcılığın, köleliğin, işkencenin olmadığı. Diyalog projeleri ayrımcılık ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına da zemin oluşturdu. Sosyal medya ve azınlıklar projesinde Türkiye'deki farklı inanç gruplarının sosyal medyayı nasıl kullandığı, karşılaşılan ayrımcılık ve nefret söyleme örnekleri mevcut yasal düzenlemeler üzerinden raporlanırken, Van'da hayata geçirilen resimlere sığmayan sözlerin dipnot düşüldüğü bir projede okula gidemeyen genç kızlar için eğitimde fırsat eşitliği yarattı. Herkes sevgiden anlıyor. Bir ilişmek, bir dokunmak onlara. Yaşlı bakımında iyi uygulamalar A projesinde yetişkin gözlüğüyle diyalog ve yaşlı bakım incelenirken Kadın ve Demokrasi Derneği'nin hayata geçirdiği projeyle kadınların siyasete katılımları konusunda bilgi alışverişi yapılarak bir dizi strateji geliştirildi. Ekran karşısındaki her göz yaşında. Telif Hakları Online Yayıncılık Projesi'nde ise Türkiye'ye özgü bir telif dağılım modeli geliştirmek için yola çıkıldı ve telif haklarına yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlendi. Sayın Müsteşarım ve çok değerli katılımcılar, Merkezi Finans ve İhale Birimi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sivil Toplum Diyalog Programı'nın hayata geçirilmesine imkan sağlayan tüm bu projelerin temelinde ve amacında diyalog bulunuyor. Diyalog kelimesinin kökeni ise Türkiye ve Avrupa Birliği toplumlarının kardeşliği kadar eski. Diyalog karşılıklı anlaşarak, konuşarak bir şeyleri çözme anlamına geliyor. Yani aslında bir kişinin konuşup bir başka kişinin dinlemesi değil, en iyi fikirlerin, en güzel kararların, en güzel sonuçların birbiriyle konuşarak, anlaşarak, etkileşime geçerek ortaya çıkması demek. Sivil toplum diyaloğu da aslında bunu yaratan bir platform. İnsanları bir araya getiren, karşılıklı birbirlerinden öğrenen, konuşturan ve böylece çok güzel sonuçlar çıkaran bir süreç. Civil society is a very important player in any accession process. This is about a substantive change of society coming closer towards the EU. It's about adopting the acquis. It's about changing quite a bit. And civil society plays an important role in that change. Yeah.
Mais la vision du dialogue, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas un état fixe, c'est quelque chose qui est dynamique et mouvant et qu'il faut réinventer à chaque nouvelle aventure, que ce soit entre les êtres humains ou entre les cultures. C'est un processus dynamique et vivant et qui transforme les personnes, si ce sont des personnes qui essayent de dialoguer, tout en transmettant aussi des valeurs profondes, individuelles, identitaires, mais qui sont dynamisées par l'échange réciproque entre telle et telle personne ou entre les cultures, par exemple. Türkiye ve Avrupa Birliği içinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya gelerek kalıcı diyalog sağlamalarını amaçlayan Sivil Toplum Diyaloğu Programı 2008 yılından bu yana 3 dönem boyunca uygulandı. Yeni dönemi ise 2016 Şubat ayında başladı. Her projede Avrupa Birliği'nden ve Türkiye'den sivil toplum kuruluşları karşılıklı ortaklık kurarak program kapsamında sunulan hibe desteğinden faydalanıyor. Onlar buraya geldiler, değişik derneklerle tanıştılar. Biz oraya gittik, değişik kurumlarla, derneklerle tanıştık. Oranın ve buranın bilgilerini birbirimizle paylaşıyoruz. Kısacası hem sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, hem birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, iki toplum arasında diyalog oluşturmak, hem de kendi içimizde ne yapıyoruz, insan hakları nedir onu anlamaya çalışıyoruz. Sivil Toplum Diyaloğu platformunun misyonlarından biri de Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki STK'larla ortak projeler hayata geçirmeleri ve kalıcı bir ilişki kurmaları. Bulgaristan'daki ortağımızla olan diyaloğumuz hakikaten bu çalışmaya çok şey kattı. Dolayısıyla Bulgaristan'daki ortağımızla projenin en başındaki konferans sürecinde de çok yakın bir diyalogumuz, işbirliğimiz oldu. Proje kapsamında bir de yurt dışında Hırvatistan'da bir ortağımız bulunmakta bizim. Onların bize ziyaretleri oldu, bizim onları ziyaretlerimiz oldu. Daha iyi örnekleri nasıl alabiliriz, onlar bizden iyi örnek nasıl alabilirler konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci çoğu zaman tarafların bilgi eksikliğine bağlı olarak bir takım önyargıların oluşmasına da sahne oluyor. Sivil Toplum Diyaloğu Programı gerçekleştirdiği projelerle bu bilgi eksikliğinin kapatılması ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini hedefliyor. Böylece toplumları birbirlerine yakınlaştırarak Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'ni de Türkiye'ye hazırlıyor. Birbirimizden çok şey öğrendik. Bence onlar bizden de çok şey öğrendiler. Türk kimliğine bakış açıları belki değişti. Çünkü kafalarında belki farklı bir model vardı. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des projets pour se connaître mieux les uns les autres. On a des cultures et des habitudes différentes et je trouve que c'est très instructif. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée et parce que je ne connaissais pas. Je suis allée une fois en Turquie en voyage organisé, mais en fait, je ne connaissais pas les Turcs comme ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui. Je suis ta femme, ça y est, c'est merveilleux. On s'est mariés pour le pire et le meilleur, mais au pire. 2008 yılından bu yana yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı milyonlarca insanın hayatına dokundu. Program birçok alanda yüzlerce sivil toplum kuruluşuna ulaşırken Avrupa Birliği ve Türkiye arasında sivil bir ağ oluşturulmasına, toplumlar arası diyaloğun ve anlayışın güçlenmesine öncülük etti. Avrupa Birliği müzakere sürecinin 3 temel ayağından birini oluşturuyor sivil toplum diyaloğu. Dolayısıyla AB uyum süreci açısından özellikle Türkiye'ye karşı ön yargıların ortadan kaldırılması sivil toplum diyaloğunun önemli hedeflerinden bir tanesi. Ama bir başka önemli hedefi ise
Türk toplumu tarafından Avrupa Birliği üyeliğinin ne olduğunun anlaşılması. AB üyeliği ne götürüyor, ne getiriyor, ne gibi kazanımlar ülkemiz elde edecek, ne gibi değişimler yaşayacak, bunun sokaktaki vatandaş tarafından algılanabilmesi. O yüzden de sivil toplum diyaloğunun AB uyum sürecine, Avrupa Birliği üyelik sürecine katkısı büyük. Sivil toplum diyaloğu yeni şeyler söylemek için yola çıktı. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki insanlar yeni sözler söyleyerek, beraber çalışarak, beraber üreterek, kalıcı bir diyalog kurarak daha iyi yarınları inşa ediyorlar. Sivil Toplum Diyaloğu programı yüzlerce projeyle farklı coğrafyalardaki kişileri bir araya getiriyor. Dünyanın kültürel zenginliğinin diyalog çeşitliliğinden ileri geldiğini ortaya koyan platform, kendi yolunu çizen kültürleri ortak bir konu etrafında topluyor. Karşılıklı anlayış ve saygıyla tüm farklılıkları insanlık potasında eriten Sivil Toplum Diyaloğu programı 2016-2017 yıllarında gerçekleşecek olan yeni dönemde ise açılan 9 alanla yoluna durmadan ve büyük bir azimle devam ediyor.